Öncelikle dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da, güzel şehir Bakü'de sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Muhterem kardeşlerim, yeryüzünü imar ve ıslah etmekle görevli olan insanoğlunun hataları, yanlış karar ve uygulamaları sebebiyle dünyanın küresel krizlerle kuşatıldığı bir asırda yaşıyoruz. Varlığın yalnızca maddeyle, bilginin sadece aklın verileriyle izah edildiği, alemin sadece dünyaya indirgenip ahiretin yok sayıldığı bir çağa tanıklık ediyoruz. Yani dünyevileşme çağı. Savaşların, işgallerin, katliamların kıskacında masumların feryatlarının arşı titrettiği kirli bir zamana şahitlik ediyoruz. Azerbaycan'ın, can Azerbaycan'ın 30 yıl boyunca Karabağ toprakları nasıl işgal edildi, nasıl cinayetler işlendiyse, işte bugün de Filistin'de yaşananları görüyoruz. Topyekun bir halk tüm dünyanın gözü önünde yok ediliyor, soykırıma uğruyor. Gözü dönmüş zalimler, insanlıktan nasibini almamış katiller, Gazze'yi, Filistin'i, Lübnan'ı, nice masum coğrafyayı kan ve gözyaşı diyarına çeviriyor. Tarihi eserleri, tabiatı, medeniyeti tarumar ediyor. Bizler küresel kötülükler karşısında hukuk, vicdan, merhamet zemininde birlik, beraberlik içerisinde hareket etmek zorundayız. Teknolojinin adeta kutsandığı bu çağ, anlam ve değerler ekseninde bir ahlak ve medeniyet krizi yaşıyor. İnsanı varoluş gayesinden uzaklaştıran, çevreyle kavgalı hale getiren bir hayat tasavvuru dünyayı felaketlere sürüklüyor. Küresel ölçekte yaşanan çevre sorunları sadece insanoğlunu değil, tüm ekolojik sistemi, ekosistemdeki tüm varlıkları tehdit ediyor. Bugün gücü, tüketimi, tahakkümü hayatın merkezine koyan bir anlayış, yeryüzündeki tüm doğal dengeyi tahrip ediyor. Endüstriyel üretim, ekonomik büyüme, istihdam, refah gibi kavramlara sığınılarak doğal kaynaklar, ekolojik çevre ölçüsüz bir şekilde istilaya maruz kalmıştır. Bu süreçte çevresel felaketler, küresel ısınma, gıda güvensizliği, doğal kaynakların talan edilmesi, havanın, suyun, toprağın korkunç şekilde kirletilmesi hep göz ardı edilmiştir. Daha da vahim olan nükleer, radyoaktif, biyolojik ve kimyasal kitle imha silahlarının çevreye verdiği zarar korkunç boyutlara ulaşmıştır. Açıkça ifade etmek gerekir ki tüm bunlar gelişmiş ülkeler tarafından yapılmıştır ve yapılmaktadır. Muhterem Hazirun, İslam'a göre insanın da kainatın da bir yaratılış gayesi vardır. İslam'a göre insan doğal çevre üzerinde sınırsız tasarruf hakkına sahip değildir. İnsan tabiatın hakimi değil, emanetçisidir. Bu yüzden insan tabii çevreden ve Allah'ın nimetlerinden faydalanma esnasında tam bir kulluk ve ibadet bilinciyle davranmalıdır. Kainatın bir parçası olduğunu bilmeli. Kendisine bahşedilen nimetleri doğru kullanmalı. Doğal dengeyi korumalı. Bunu da şuur ve samimiyetle yapmalıdır. Ekolojik sorunların, küresel ısınmanın, çevre kirliliğinin çözümü bireysel, toplumsal, ulusal, evrensel düzeyde ciddi bir tavır ve politika değişikliği gerektirmektedir. Nitekim çevreye yönelik merhametten yoksun, sorumsuz, umarsız ve hoyratça yaklaşımların olumsuz sonuçları apaçık ortadadır. Dolayısıyla söz edilen olumsuz tablo, insan-çevre ilişkisini sorumluluk, emanet, güzel ahlak,
ve salih amel bağlamında yeniden gözden geçirmenin elzem olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Aksi halde insanın kendisini de helak edecek büyük bir tahribatın ve son tahlilde topyekun bir yıkımın yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Bu yakın tehdit karşısında insanlığın emniyeti ve dünyanın daha emin, daha temiz ve daha güzel olması için insani ve ahlaki değerler ekseninde bir farkındalık oluşturulması önem arz etmektedir. Dini liderler en azından güçlü ikazlarını ve manevi rehberlik vazifelerini hakkıyla yerine getirmeye gayret etmelidir. Sözlerimin sonunda iklim değişikliği sorunlarının çözümünde dinlerin rolünü vurgulamak amacıyla düzenlenen zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyor, çevre kirliliğinin, küresel ısınmanın, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeydeki yıkıcı etkilerine karşı bir bilinç oluşturmasını temenni ediyorum. Zirvenin aynı zamanda birçok felakete sebebiyet veren kitle imha silahlanma yarışına son verilmesi, savaşların durdurulması ve çatışmaların barışçıl yollarla çözümü hususunda da tüm dünya ülkelerine etkili bir çağrı olmasını umut ediyorum. Emek ve gayretlerimizin insanlığın iyiliğine, yeryüzünün barış ve selametine vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.